Bizi bilirsin Nurettin Efendi. Biz sizin tarikinizi de tasvip etmeyiz. Dinimizce sema ve raksı bidat ve haram addederiz. Biliriz elbette Hoca Efendi. Lakin Mevleviler şeriata saygıldır. Ama ve lakin bunlar kalenderi, haydarisi, bayramisi, Mevlevilik kisvesine bürünüp bizi dergahımızdan ettiler. Tekkemizi küfre boğdular. Bunlara tezelden mani olunmazsa maazallah. Şeriatın tehlikede olduğu günler yakındır. Bize el verin, dergahımızı geri alalım. Derhal bu manasız ve hakikatsız nizağı aranızdan kaldırın. Tecdidi iman edin.
tepsi bulamadık. Artık bununla idare edeceksiniz hünkârım. Amerika'da bir sempozyum sırasında kimlik tespitinin tarihçesi üzerine bir sunumda görmüştüm ilk defa böyle bir şeyi de. Ecdadımızla gurur duymuştum. Arap, sadece gel. Çekinme, yaklaş. Yaklaş. Dokun. Bal? Aynen öyle. Hem de hakikisinden. Adamın kafasına bal mı dökmüş? Bal da bekletmiş, bozulmaması için. Gelin. Bakın, ifadeler neredeyse asılı kalmış. Cellatlar İstanbul dışında infaz ettikleri suçluların kellelerini bal dolu fıçılarda muhafaza edermiş. Uzun süren yolculuklarda bozulmamaları için. Yüzleri özenle korunan bu kelleler daha sonra padişahın huzurunda gümüş tepsilerde sergilenirmiş. Kimlik tespitinde en küçük bir şüpheye yer bırakmamak için. Ne zaman kesmiş kafayı? Söylemek zor. Bal içindeki amino asitler doku çürümesini geciktirmiş. Cilt altındaki yapılar hidrojenleşince lipitler oluşmuş. Biz buna sabunlaşma diyoruz. Lipitlerin yoğunluğuna bağlı olarak doku neredeyse hiç bozulmamış. Toksikoloji testinden sonra kesin bir şey söyleyebilirim. Ancak hislerim başın gövdeden en az 3 ay önce ayrıldığını söylüyor. 3 ay? Kafayı kestikten sonra 3 ay mı bekletmiş? Öyle gözüküyor. Bunun kaydı var mı bizde? Kan ve DNA örnekleri sistemdeki kayıtlarla uyuşmuyor. Fakat kayıp ilanı verilmişse yakınları kolayca teşhis edebilirler. Kesaleti tanımlanabildi mi? İlk kurbanın damağındaki kesiye benziyor. Ölümden sonra mı gerçekleşmiş peki? Tahmin etmek zor. Ama kaba bir tahmin yapmamı isterseniz boyuna inen darbenin ölüme sebebiyet verdiğini söyleyebilirim. Müdürüm ikinizi görmek istiyor hanımefendi. Tabii. Haber edersin. Yetkililer iki cinayet arasındaki olası bağlantılar hakkında henüz bir açıklama yapmazken tedavisi süren şüpheli Nijerya vatandaşı Musa Moseyev'in 12 yıldır ülkemizde ikamet ettiği açıklandı. Ulan nerede yarak var? Kokusunu ta fizandan alıyor amcıklar. Şunlara bak ya. Bir de çadır kurmuşlar tabi buraya. Bana bakın. Cinayetlere ilişkin tek bir cümle kurmak yok bak. Ne sorarlarsa sorusuna cevap vermeyeceksiniz. Araştırıyoruz, yakında bilgi paylaşacağız falan filan deyin geçiştirin işte. Ben vakti zamanı geldiğinde genel bir talimat vereceğim zaten. Settar, bak özellikle sana söylüyorum. Hır çıkarsa karışmam bu defa. Kimlik tespiti yapıldı mı? Haber bekliyoruz. Herifin öbür yarısını bizden önce bulurlarsa var ya, vallahi yarağı hepten yerik, ben size söyleyeyim. Peki bizim manyağın işi olduğu kesin mi? Lan nereden çıktı bu amına kodumun çocuğu karşımıza ya? Nereden başımıza bela oldu bu orospu çocuğu ya? Efendim Sayın Valim? Kalk. Tabii efendim, tabii. Haklısınız efendim, tabii. Emredersiniz. Verdiği sürenin dolmasına daha 2 gün vardı. Ya dolmamışsa ne olacak Kemal Efendi?
7 Eylül mi bu? Herif hasta. Kafasına göre göndermiş işte. Baksana kayıtta ne diyor? Beklemeye ne hacet? Keyfimin kahyası mısın diyor. Yani sikim taşağıma denk diyor. Son kayıtta diğerinden bir hayli farklı geldi bana. Sanki ruh hali tamamen değişmiş gibi. Adam doğramak vicdanına dokunmaya başladı demek daha yaran. Tipik bir misyon çiziyor kendine. Ama bir taraftan da kötülüğün ortadan kalkmayacağına inanıyor. Oysa seri katiller bunu genellikle yapabileceklerine inanırlar. Umutsuz bir seri katil. Bizim memleketin seri katilinden başka ne olacaktı ki? Ne yaptınız? Kan ve DNA testleri negatif. Kayıp ilanlarını tarıyoruz amir. Gövdeden haber var mı? Birimler haberdar. Jandarma ve sahil güvenlikle de konuştum. En kısa sürede bulunması için uğraşıyorlar. Kutuyu kim getirmiş? Kurye ile gelmiş komiserim. Gece 22.32'de Harbiye kapısından giriyor. Bir dakika sonra da çıkıp gidiyor. Güzel. Aldırdınız tabii herifi. Kimliğini tespit etmeye çalışıyoruz amirim. Neyi tespit etmeye çalışıyorsunuz? Gelmiş ya işte. Evet amirim ama... Sikini sallaya sallaya gitti deme sakın. Kim teslim almış? İsa abinin vardiyasına bırakılmış amirim. Konuşmadınız mı İsa ile? Çok evrak posta geliyor. Girişteki odaya bırakıp çıkarlar. Biz karşılaşmayız diyor. Allah Allah. Başka gören? Demedi mi o dalayarak İsa? Beni zaten buraya götümü büyüteyim diye koydular diye. Siktir baba tekkesi çünkü burası. Şey amirim. Bu RG ile ilgili ilginç bir şeyler buldum. Neymiş o? Ticaret Sicili gazetesi. Bu Nusret Işık'ında yönetim kurulu üyesi olduğu şu cemiyet. Devri Alem İlim ve İrfan Cemiyeti. Bu cemiyete bağlı bir anonim şirket varmış. Şirketin yönetim kurulu listesini çıkartıyordum. Cemiyetin 2 sene öncesine kadarki başkanlığını yapan isim Rahmi Görener. Regü. Evet amirim, dahası da var. Rahmi Görener aynı zamanda amatör bir minyatür ressamı. Bu cemiyetlerin sergilerinde de kendi eserlerini satışa çıkartıyormuş. Bu Nusret Işık'ın evinde gördüğünüz eser de bir cemiyet müzayedesinden alınmış ve bizzat Rahmi Görener tarafından yapılmış. Aferin kızım. Adresi aldık de. Bravo dur. Kemal gel gel. Hemşerim. Sayaçlar arkada. Rahmi Görener burada mı oturuyor? Siz kimsiniz? Polis. Soracağımız birkaç şey vardı. Hoş geldiniz amirim. Küçük hanımım birazdan gelir. Rahmi Bey evde mi? Hayırdır inşallah amirim. Hayırdır hemşerim, hayırdır. Evde mi değil mi? Evde ama büyük beyim hasta amirim. Hatırlamıyor. Siz küçük hanıma sorsanız. Bizi görsün belki unuttuklarını hatırlar. Hanımefendi birazdan uğrayacaktı. Dediğim gibi onunla konuşursanız istediğinizi öğrenirsiniz. Amirim bu arada size ne ikram edeyim? Ziyade olsun işimiz acele. Peki buyurun.
Rami Görener. Beyim, bak bu beyler polis. Sana bir şeyler soracaklarmış. Faik Ahlat Karaca'yı tanır mısınız beyefendi? Bu resmi siz mi yaptınız? Altındaki imza sizin mi? Siz bizden habersiz bir yerlere imza mı attınız büyük beyim? Faik Ahlat Karaca hakkında ne biliyorsunuz? Küçük hanımım geldi. Onlara arkanızı dönün de nur arayın denir. Aralarına kapalı bir sur çekilir ki orada içeride rahmet, dışarıda azap vardır. İşte bunlar Rablerini inkar etmiştir. Bunlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Büyük azap onlar içindir. Filiz anlaşılmadı kızım, tamam. Tekrar ediyor. Kireç burnunda arsız bir erkek cesedi bulunmuş amirim. Kurban mı yok, o da anlaşılıyor. Beyefendiye senet imzalatmışsa dedikleri için içeriye aldım hanımefendi. Yoksa alır mıyım? Tamam Yahya efendi, sağ olasın. Sen poşetleri içeri bırak lütfen. Tamam hanım. Ne oluyor, ne senedi? Yaşar Hanım. Merhaba. Geçen gün tanışmıştık. Evet. De burada ne işiniz var? Bir cinayet soruşturması kapsamında babanıza birkaç soru sormak için gelmiştik. Babam rahatsız ve yorulmak da sağlığına iyi gelmiyor. Yahya efendi söylemiş size zaten. Hanım kızım, bir iki soru sorduk o kadar. Uzatmaya gerek yok. Ne öğrenmek istediniz? Öğreneceğimizi öğrendik. Artık müsaadenizle gidiyoruz. Kemal. Rahatsızlık verdiğimiz için özür dilerim. Ne o İngiliz? Kızı görünce yanından ayrılamadın. Rahmi Görener'in kızı kimmiş biliyor musun? Kimmiş? Faik Ahlat Karaca hakkında makaleyi yazan kişi. Geçen gün üniversitede ziyaret ettiğim profesör. Bak sen. Amirim hoş geldiniz. Nasıl olmuş? Bu sabah midyeciler bulmuşlar. Arkadaşlar, kusura bakmayın sizi bu kadar soğukta beklettik ama şu kadarını söyleyeyim. Soruşturma hakkında şu an herhangi bir bilgi paylaşmayacağım. Hepinizin bildiği gibi çok hassas bir konu. Şunu herkes bilsin ki elimizdeki en iyi ekiple biz bu olayı araştırıyoruz arkadaşlar. Amirim, bütün cinayetleri tek bir katil tarafından işlendiğini mi düşünüyorsunuz? Şimdi buna yanıt veremem şu an. Cinayetler arasındaki ilişki nedir? Kurbanların birbirleriyle bakın, alakası var. Olay yerine bıraktığı çizgi sembollerle ilgili. Derin bir konu. Dedim ya, bu çok hassas bir konu. En ince ayrıntılarına kadar araştırılıyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İlerleyen günlerde tekrar sizleri bilgilendireceğim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Müdürüm. Ne yaptınız? Ceset otopsi raporu için gönderildi amirim.
Kimlik tespitinde bir ilerleme var mı? Bu kurbanın göğsünde stent uyumlu bir medikal aparat bulundu. Hastane kayıtlarına göre stentin Çorum Merkez Kunduzan Mahallesi'ne kayıtlı Abdullah Çeren isimli şahsın kalbine 2011 yılında rutin bir anjiyo işlemi sırasında takıldığını gösteriyor. Ama İstanbul Kadıköy ilçesinden aldığımız... Tamam bir dur. İyice boğdun ya, detaya boğdun. Tamam, Abdullah Çeren. Kafayla gövde uyumlu mu onu söyle, Arap ne diyor? Yani doku analizi raporunu beklediğini söyledi ama ilk bulgulara göre kafayla gövde uyumlu, evet. Kayıp ilanı verilmemiş mi? Hayır komiserim. Emin misiniz ya, adam kaybolalı 3 ay olmuş. Bunun ailesi, eşi, dostu falan yok mu? Yani kayıtlara göre dul. Eşi Hasibe Ceren 2014 yılında vefat etmiş. İki yetişkin çocuğu var. 1984 doğumlu İbrahim Ceren 2014'ten beri Edirne cezaevinde. 86 doğumlu Kübra Soğalkan ise İsviçre'de. Bir şey yok. O ne? Aşağıdan gönderdiler abi. Arap mı yollamış? Aynen. Cesedin midesinden çıkmış. Otopsi devam ediyormuş ama önemli bir şey diye göndermişler hemen. Rakamlar var burada. Elle mi kazınmış? Öyle görünüyor. Ahmet, şuna bir bakalım. ...28, 58, 12-1. Ne ki şimdi bu? Sayaç numaralarına benziyor amirim. Tüm abonelik numaralarını sorgulayabildiğimiz bir program var. Bir bakalım isterseniz. Hiçbir formatta uyumlu gözükmüyor. Ayet numarası olmasın bu amirim? Ne? Ayet. Ahmet bir baksana internetten Kur'an'a. Toplam 6236 ayet var. Bizim numarayla uyuşmuyor. Öyle değil. Yani cüz, sure ve ayet şeklinde bakmamız lazım. Öyle olunca 6 basamaklı bir sayı yapıyor. Bizim sayı da 6 basamaklı. Yani 28. cüz, 58. sure, 12. ayet gibi. Mücadele suresi 12. ayete denk düşüyor. Oku bakayım. Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz vakit bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en hayırlı davranış budur. Şayet bir şey bulamazsınız, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Her şeyi kafamıza göre toplayıp bir sonuç çıkaramayız. Tire işaretinden sonra bir rakam daha var. Yani sayfa numarası olabilir. Sanmıyorum. Bir daha oku bakayım şunu. 28, 58, 12-1 amirim. Ver. Nereye? Gel. Dirsek temas aralığı. Hizaya gel. Ne yaptın Lokman'ım? Yok ya, emekli oluyorum ya. Meşgale olsun diye bir kerane açayım dedim. Bir yer gösterdiler, güvenemedim. Dedim bunun en iyisini Lokman bilir. Eyvallah. Söylüyorum parseli. Evet İngiliz. 285. 285. 812. Kaç? 812. 812, 285, 812.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Mescidimiz tadilatta. İkindi için geldiyseniz az ötede büyük cami var. Oraya gideceksiniz. Yok. Ben misafir getirdim. Bu İngiliz eski camilere meraklı biraz. Vakti özel bir şey varsa yardımcı olalım. Yok. Öyle amatör merakı. Bir iki fotoğraf çekecek işte. Kayalar Mescidi değil mi burası? Evet. Ne zaman yapılmış? Bayağı bir eski. Bayağı eski. Güzel. Finish. Allah'a emanetsin. Selametle. Kaç defa söyledim. Burası kütüphane değil. Boyunlarında demir halkalar bulunduranlar. Şimdi de bu ayna. Rakamlar aynanın üzerine benzer kese aletiyle kazınmış. Gövdenin içine özenle yerleştirilip dikilmiş. Ama neden? Bizi kapı kapı gezdirmek bu dalyaran hususi zevki de ondan. Biz gezeceğiz ki o dalyarak istediği boku istediği gibi yiyecek. Belki de beni Aksaray'a bırakır mısın? Şu Rahmi Görener'in kızıyla bir daha konuşmak istiyorum. Ağzının tadını biliyorsun İngiliz. Yalnız dikkat et, bizim memleketin hatunları ecnebilere benzemez. Yaşar Hanım merhaba. Ben de sizi ziyarete geliyordum. Öyle mi? Bugün olanlar için ortağım adına sizden özür dilerim. Önemli değil. Ben de Yahya Efendi imza senetleyince biraz tepkili yaklaştım. Yani sizi görünce de şaşırdım açıkçası. Evet ben de öyle. Soyadınız farklı olduğu için hiç bağ kurmamıştım Rahmi Bey'le. Eski evliliğimden kalan soyadım. Anladım. Bu kadar kısa sürede iki farklı şekilde karşılaşmak... İlginç tesadüf oldu. Tesadüfler Tanrı'nın kendini ifşa yöntemidir derler. Ben de o halde Tanrı'nın emirlerini yerine getirmek için seçilmiş olmalıyım. Vaktiniz varsa biraz konuşabilir miyiz? Tabii buyurun. Merak ettiğim şey sizi babamın evine getiren tam olarak nedir acaba? Bir soruşturma yürütürken bir takım deliller bizi babanıza sürükledi. Daha doğrusu tahminim aradığımız kişi bizi babanıza yönlendirdi. Aradığınız kişi mi? Bilmece gibi konuşuyorsunuz. Nusret Işık'ı tanır mıydınız? Öldürülen yazar mı? Yok, hayır. Babanızın yakın bir tanıdığı olduğu anlaşılıyor. Yani babamın çevresi son derece geniştir. Bir şey soracağım. Şu gazetedeki seri cinayetler mi sizi babama ulaştıran? Tam olarak babanızın rahatsızlığı neydi acaba? Demaz. Geçtiğimiz yıl kondu tanı. Sonra da oldukça hızlı ilerledi. Çoğu zaman beni tanımıyor. Babanız ile Faik Ahlat Karaca arasındaki ilişki neydi peki? Babamın fakülteden bir arkadaşı olduğunu biliyorum, o kadar. Hatta eserlerine ulaşmamda da babam yardımcı olmuştu. Gökkuşağı hariç. Evet, onda da bir kopyası yoktu ne yazık ki. Bu çok ilginç. Çünkü kitabı 1984'te Beyazıt Kütüphanesi'nden ödünç alıp geri getirmeyen kişi babanızmış. Babam mıymış? Babanız size bundan hiç bahsetmedi mi? Hayır. Hatta tam tersi, kitap kayıp olduğu için ne kadar üzgün olduğundan bahsederdi. Faik Ahlat Karaca çok genç yaşta intihar etmiş. Sebebine dair bir fikriniz var mı? Ya da babanızın bir fikri var mıydı? Hayır maalesef. Yani o olay olduğu zaman çoktan yolları ayrılmış. Bir şey soracağım. Bütün bunların cinayetlerle ne alakası var? Biraz daha açıklayıcı olamaz mısınız? Maalesef. Soruşturmanın gizliliği ilkesi gereği fazla bilgi veremiyorum. Anlıyorum. Peki şimdi de uzmanlık alanınızla ilgili birkaç soru sorabilir miyim? Buyurun. Daha önce hiç böyle bir şey gördünüz mü? Derviş aynası. Kalenderler gibi gezgin dervişler böyle
Her biri buna benzeyen uzun saplı bir ayna taşır ve karşılaştıkları kişiye doğru tutarlarmış. Sonra da bak ve ne kadar kısa bir süre içerisinde şimdi olduğundan farklı görüneceğini düşün. Öyleyse alçak gönüllü ve dindar ol. Ruhunun iyiliğini düşün derlermiş. Kim bu kalenderiler? Bir çeşit züht hareketi. Yani dünya nimetlerini reddeden, müesses Osmanlı nizamının da sapkın addettiklerinden. Makalenizde bahsettiğiniz radikal hareketlerden. Evet, aynen. Bu tarikatların temel özellikleri, ayırt edici savları nelerdi acaba? Nereden başlasam? Malum, sufilik dininin biçimsel kurallarından ziyade Allah'a vecd, aşk, bir tür kendinden geçmeyle ulaşmayı hedefler. Hı hı. Anadolu'da da 15. yüzyıla kadar İslam'ın resmi yorumlarıyla bizim halk İslamı dediğimiz tasavvuf ağırlıklı gelenek arasında öyle ciddi bir çatışma yok. Ama ne zaman ki Osmanlı İmparatorluğu güçlenip yükselişe geçti, onun merkezindeki ulemanın belirlediği Ortodoks Sünniliği bütün Balkanlar ve Anadolu'daki geçerli tek yorum haline geldi. Hatta ilk kez o dönemde Osmanlı uleması kendi yorumu haricindeki bütün yorumları sapkınlık olarak tanımlıyor. Halk içinde yaşayan pek çok tasavvufi pratikte bu tanımın içine girdi. Şimdi bu dünyanın nimetlerini reddedip, yarı aç yarı tok dilenerek yaşayan, şeriat ve toplum kurallarını içe sayan dervişler hep vardı. Ama baskıyla karşılaştıklarında daha da isyankarlaştılar. Hatta... size yabancı seyyahların bu dervişleri konu ettikleri çizimleri göstereyim. Bu dervişler namaz, oruç gibi şeriatça farz sayılan bütün dini amelleri anlamsız bularak reddettiler. Bunların Allah'a ulaşmakta yardımcı olmayacağını, sadece iktidar peşindeki dini yöneticilerin halk denen sürüyü gütmek için uydurdukları kurallar olduğunu ileri sürdüler. Yani hatta daha da ileri giderek toplumsal davranış kurallarını da hiçe sayıp bir tür anarşizme vardılar. Ve bu durum onları ortadan kaldırılmasına sebep oldu tabii ki. Aynen. 17. yüzyıldan sonra arşivlerde bu tip gruplara rastlamıyoruz. Peki bu tip gruplar hala mevcut mu? Yani bir şekilde yaşamaya devam ediyor olabilirler mi? Sanmıyorum. Konuyla ilgili kaynak önerebilir misiniz? Tabii. Yani şimdi de verebilirdim ama hepsi evdeki kütüphanemde. O zaman bize başka bir görüşme vesilesi daha çıktı. Hem de Londra hakkında da konuşmadık. Öyleyse sizden haber bekliyorum. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Başlamışsın yine aynı şeyleri rahat etmeye. Evet. Sen de okusan hiç fena olmaz. Her şeyi ben yapacaksam seni ne yapayım İngiliz? Öyle mi? Bana pek bir şey yapıyormuşsun gibi gelmiyor. Benim kıymeti kendinden menkul bir metodum var, onu sen anlamazsın. O metodun yüzünden mi öyle dedim bugün adama? Kime? Hocaya. Ne demişim? Turist olduğumu. Ha. değil misin canım? Bu memlekette artık hepimiz turistiz İngiliz. Vay be. Midyeciler. Rahmetli dayım havalar ılır ılmaz bir ufağımla beni alır lüfer avına götürürdü kireç burnuna. Bu Refik dayım rahmetli toprağı bol olsun. Çok kısmetli adamdı. Lodos akıntıyı vurup balığı kestiği zaman bile millet böyle çaparlara davranır, istavrite tamah ederken köşedeki Rahmi Usta'ya lüfer sattığımızı bilirim biliyor musun? Artık ne lüfer kaldı ne kireç burnu. İstanbul'un da aklımızda kalanların da anasını bellediler. Ay ay.
Otopsi sonucunu beklemeyecek misin? Arada bir kafayı koymak lazım. Yeter bugün ölü gördüm. Haber edersin. Komiserim, katilin yazdıklarının basılmasını istediği ama emniyetin bunu reddettiği söyleniyor, doğru mu? Son cinayet bununla mı ilgili komiserim? Kerim Baskit, sen de o flaşı bir daha çakarsan... Amirim, Musa Musevi kurbanlarla ilişkisi nedir? Peki bu dosya neden size verildi Settar komiserim? Ordumuzun önünden beri aldığınız en ciddi dosya bu değil mi? Oğlunuzun intiharından sonra emekliliğinizi istediğini söyleniyordu komiserim. Kerim, çok soru soruyorsun. Hiçbirinin cevabını beklemiyorsun. Hepsini tek tek cevaplayacağım oğlum, yaklaş. Yaklaş, yaklaş. Kusura bakmayın işte bey, tanıyamadım. Buyur.